Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar hepinize. Evet, Parabil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kamuya aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Borsa İstanbul haftanın kapanış gününü 5058 puandan 0.54 negatifte kapattı arkadaşlar. 5000 puanın altında kapatmamak önemliydi, 5000 üzerinde durmak önemliydi. Evet, ben olsam yani şu anda hacimsiz. Çünkü bayağı bir hacim düşüklüğü var. Dünden daha az hacim vardı Borsa İstanbul'da. İsterseniz bir bakayım hacmin kaç olduğunu en son. Devam edeyim. 71.8 milyar arkadaşlar. Bugün evet, dar ve sıkışmış bir endeks görüyoruz. Yani hacimsiz sıkışmalarda kredili işlemlere son verip nakide geçmek daha mantıklı olabilir. Ancak temettü ve köklü şirketlerde 5000 altını da görse pek son olmaz gibi geliyor arkadaşlar. Bunlar tamamen kendi düşüncelerim. Evet, devam ediyorum. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sizlere yeni iş ilişkisini duyurmak istiyorum. Güncelleme değil bu haber, düzeltme de değil ve ertelenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. Müşteri Kalyon Enerji Yatırımları Anonim Şirketi. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi ciro ve karlılığa olumlu etki göstermesi bekleniyormuş. Şirketimiz Kalyon Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ile Şanlıurfa Viranşehir'de bulunan Viranşehir Gas 154 kW Trafo Merkezi ve Şalt Tesisi yapımı işi için anlaşmaya varmış ve sözleşme daveti almıştır. Anlaşma bedeli KDV hariç 5.990.000 Amerikan doları, güncel baz kuruyla da 96.119.560 Türk lirasıdır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız saygılarımızla diyor. Girişim Elektrik, GESAN, sevgili arkadaşlar. Evet, Kalyon Enerji ile 96 milyon lira değerinde bir yeni iş anlaşmasına imza atmış görünüyor. Dün ve özellikle enerji şirketlerinin yukarıda olduğu bir gün yaşamıştık. Bakalım bugün GESAN nasıl performans göstermiş Borsa İstanbul'da görelim. Evet arkadaşlar, GESAN bugün 3.48 negatifteymiş. Hisse oldukça düşük bugün. Şurası kap açıklanma zamanında biraz satış alışı almış ama daha sonra tekrar düşmüş arkadaşlar. %3.48 ile negatifle kapatmış bugünü. Son 5 günde ise %2.41'lik bir pozitiflik var. Son bir ayda ise %4.86'lık bir negatiflik var. Baktığınız zaman son bir aya baktığınızda fazla da bir kaybetmemiş. Borsa endeksten daha az kaybetmiş bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Evet dostlar, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Kanalımız Para Bilgi'ye abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.